afiyet olsun. Sağ ol Makbuz. Buyurun. Ya Emre nerede kaldı? Saat kaç oldu baksanıza. Ama hayatım söyledim ya. Özge beni arayıp haber verdi. Alışveriş merkezinin açılışına katılacaklar. Birazdan gelirler. Canım el kadar çocuğun açılışta ne işi var? Yalnız değiller merak etme. Dizinin tüm oyuncuları, yönetmen, yapımcı hepsi oradalar. Aman ne şahane. Bu iş çığırından çıkmaya başladı ona göre. Aman evladım bir şey deyip de çocuğun kalbini kırma. Yanana o niye gelmedi hala? Canım kız telefon etti. Fotoğraf çekimi uzamış işte. Aman ne kadar güzel. Herkes harıl harıl çalışıyor. Of! Psst, psst. Şu salak Gorfo'nun salak şarkısı kulaklarımdan silinmiyor. Yeni bir beste yapmak için şu rezil şarkıyı hemen unutmam gerek. Evet. Hokus pokus. Nanacığım, bu şarkıyı senin için yapıyorum. Ah Nana, bilseler aslında kimsin? Sanıyorlar tatlı bir meleksin. Kolay mı yaşamak bunca yalanla dünyada? Tüm gerçekler yakında çıkacak ortaya. Hiç de fena olmuyor. Bu şarkıyla hem zirveyi zorlayacağım hem de Nana'nın oyununu ortaya çıkaracağım. Herkes bu şarkının sözlerini yorumlamaya çalışacak ve Nana'yı fena sıkıştıracaklar. Şoker, ne yapıyorsun burada? Bak, ilham perilerim senin yüzünden kaçtı işte. Beste yapıyorum. Bu oyuncaklar ülkesinde en sessiz yer burası olduğu için burada beste yapıyorum. Bir sakıncası mı var? Bana bak Şoker. Hüce periler konseyi beni çok sıkıştırıyor. Buranın düzeninin bozulduğundan şikayetçiler. Aa, herkesi bir şan şöhret arzusu sarmış durumda yani. Gorfo geçen gün konseyin odasına dalıp tam bir saat durmadan konser vermiş. İnanabiliyor musun? Konseydekilerin halini düşünmek bile istemiyorum. Herhalde sonsuza dek şarkı falan dinlemezler artık. Nerede o, gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Şimdi izin verirsen olay yaratacak bestemle ilgilenmek istiyorum. Aman tamam tamam. Zaten ne geldiyse başımıza şu senin şöhret tutkun yüzünden geldi. Ben sanatçıyım Kulina. Beni engelleyemezsin. İçimden gelenleri notalara dökmeme engel olamazsın. Ay of. Ne halin varsa gör be. Ah Nana, bilseler aslında kimsin? Çok mu yaydık be? Tabii ne olacak? Mücadelelerde yani sprint hesabı. Oldu mu sana şurası? Evet, burayı. Ya bugün onun oynadığı dizi yok muydu? Hani hep beraber seyredecektik? Daha bir saat sonra falan başlayacak. Ya canım gelirler şimdi, kaygılanma. İstersen cep telefonundan arayalım mı? Cep telefonum. Evet, şirket vermiş. İstedikleri anda ulaşabilmek için. Olmaz öyle şey. Bu yaşta cep telefonu kullanamaz efendim. Ha, geldiler işte. Bu da ne? Emre Bey. Emre Bey mi? Evet, Emre Bey'in imzası gerekiyor. Ben babasıyım. Olur mu acaba? Olur. Bu ne evladım? Plazma TV. Bir dakika. Biz bu televizyonu istemiyoruz. Nasıl yani? Vay,
Demek geldi ha. Çok güzel bir şey. Nasıl almamakmış? Çok büyük. Fazla büyük. Bana baksana sen. Bacak kadar boyuna ne işlere karışıyorsun söyler misin? Hiç. Nasıl hiç? Sen nasıl kendi başına gidip alırsın bunu söyler misin bana? Ama baba. Lütfen bunu geri götürür müsünüz? Bir kartınızı bırakın. Ben yarın uğrayıp yetkili kişiyle görüşeceğim. Buyurun efendim. Ya Hakan'cığım çok büyük tepki vermiyor musun? Lütfen. Evimizde televizyon var zaten, öyle değil mi Emre? Ama bu daha iyi bir model. Hem diziyi ondan seyredecektik. Böyle kocaman. Emre çok oluyorsun ona göre. Yaşının çocuğu gibi davranmazsan külahları değişiriz. Sen nasıl kendi başına boyundan büyük işlere kalkışıyorsun söyler misin bana? Şimdi odana git ve ben söylemeden de çıkma. Ama dizi... Odana dedim. Neyse, yarınki programı sen sakinleşince konuşuruz. Of, sıkıldım senden de ya. Emre, çevrendekilere adam gibi davran. Odana. Uf. Aman, önemi yok, gergin biraz. Bugün çok yoğundu, haklı tabii. Aferin benim olgun, anlayışlı kızıma. Dost bildiklerim koyumu kazdı. Seni hıçacımadan başından attı. Ay çok güzel. Hadi bir daha dinleyelim. Yeter, şimdi kusacağım. Ama YouTube'da ilk 5'teyim, ne haber? Şarkım güzel olduğu için değil. Sadece dalga geçip eğlenmek için izliyorlar. İnan bana. Ne fark eder ki? Meşhur oldum ya, ona bak sen. Dalga geçsinler. Şöhret şöhrettir. Bunun nesi var? Ona bakma sen. Starların sağ solu belli olmaz. Öyle mi? Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Şu babamı anlamıyorum. Ben onu memnun etmek için çabaladıkça o bana bağırıp ceza veriyor. Ay. Yine geldi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şöhretin ve kazandığın para başta baban olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı bile kankacığım. Şoker, senin burada ne işin var? Asıl senin ne işin var? Bakıyorum bir ayağın sürekli dünyada artık. Şöhretimi kıskanıyorsun değil mi? Senin neyini kıskanayım be? Çakma star. İnsanlar sana sadece gülüp dalga geçiyorlar. Ama ben onları etkiliyorum. Hadi. Akıllarını başlarından alıyorum. Anlıyor musun? Patates kafa. Ünlüyüm ya, sen ona bak. Bence sen Kulina'nın yanına git bir an önce. Her yerde seni arıyor. Yüce Konsey'e verdiğin o iğrenç konserin yankıları her yerde sürüyor. Seni Texas Tomix'lere çizgi kahraman olarak hapsedeceklermiş. Ona göre. Eyvah, ben gideyim o zaman. Seni çok iyi anlıyorum dostum. Ama starlar hep yalnızdır. Unutma. Amir Emre ya, dinleme şunu. Beyimiz büyümüş de kafasına göre iş yapıyor. Şu hale bak. Biraz fazla üstüne gitmedin mi oğlum? Az bile yaptım. Büyük kendi kararlarını verecek yaşa gelince istediğini yapsın canım. Ama şu anda bu evde benim kurallarım geçer. Haklısın evladım. Ay tamam artık, gidebilirsiniz. Bakın eve geldim işte, içerideyim. Teşekkür ederim. Tutturdular bize verilen emir böyle. İçeri girene kadar yanınızdan ayrılmayacağız diye. Üf. Öteki starımız da geldi işte. Ne oldu, çok mu geç kaldım? Yok canım. Herkes bir şöhretini tutturmuş gidiyor işte. Biliyor musun Emre? Bazen eski sıradan günlerimi çok özlüyorum. Bırak o zaman bu işleri. Sen sussana çitlenmek. Anlamazsın sen bu işlerden. Hayır, ne yapsam yarınamıyorum ki. Şöhretin bedelleri işte bunlar. Göreceksin, yakında ne ailen ne de arkadaşların. Kimse seni anlamayacak. Koca bir boşluğun içinde kendini hep yalnız hissedeceksin. Sadece sahte yüzleri olan insanlar olacak çevrende. Herkes seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışacak. Ne acı. Ya. Sen kanıtladın kendini dostum. Artık kimsenin üzerine gelmesine izin verme. Bu saçma akıllarını kendine sakla şeker, tamam mı? Sen bizim işimize burnunu sokma, küçük çatı. Benimle doğru konuş, yoksa... Yoksa ne yaparmışsın ha? Dinle de gör. İrkilme,
yumurta. Ah, 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 buna dayanamıyorum. Kayınlıktan beni hiç acımadan. Hadi gel aşağı inelim. Birazdan dizim başlayacak. Senin babamı da lan çıkmamı yasakladı. Olsun gel. Olmaz. Hadi git. Yağmurcuğum, hadi aşağı in. Ben biraz Emre ile konuşmak istiyorum. Peki babacığım. Dünyayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Bitecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Dünyayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını. Ne oldu Makbuş? Neden herkesin suratı asık? Bir şey yok kızım. Baban Emre'ye kızdı biraz. Nana ne kadar güzelsin. Nasıl geçti çekimin? İyiydi ama biraz yoruldum ve sıkıldım. Etrafımda bu kadar insanın olmasına, hepsinin sürekli benimle ilgilenmesine alışamadım daha. Üzülme, yakında alışırsın. Emre her gün okulda temizse bile zor çıkıyor. Çekilen fotoğraflarında yanında olan var mı? Hı, birkaç tane verdiler. Göstersene. Tamam. Bak. Çok güzel çıkmışsın. Ay ne kadar güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Özge, gel bakayım buraya sen. Hadi biz gidelim artık. Ama dizi? Evde izleriz artık. Ama yarının programını Emre ile konuşacaktık. Sabah konuşursunuz. Hadi iyi geceler. Hakan'a sıkılıp gittiğimizi söylersiniz artık. Selam da söyleriz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Bak gördün mü? Makmış bak, çok güzel. Ya ne güzel. Ah canım. Ama neden bu kadar kızdığını anlamadım babacığım. Ben sevinirsin sanmıştım. Sorun da burada Emre. Anlamıyorsun bir türlü. Sen bu kadar büyük bir şey alacak yaşta değilsin. Büyükler için bile şöhreti ve parayı taşımak çok zordur oğlum. Hele senin yaşında bir çocuk için bu kaldıramayacağın kadar büyük bir yük. Hayır, benim için yük değil. Ben dizide oynarken çok eğleniyorum. Nesi kötü bunun? Haklısın ama sana bunu şimdi anlatmam çok zor Emre. Bir an önce bu işe bir son vereceğiz. Derslerinin durumu da belli zaten. Babacığım lütfen diziye devam etmeme izin ver. Göreceksin, derslerime dört elle sarılacağım. Hem diğer konularda da dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Ama... Yalvarırım babacığım ya. Lütfen, lütfen yalvarırım. Göreceksin, seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Söz mü? Erkek sözü. Peki, anlaştığımıza göre gidip şu diziyi bir izleyelim bakalım. Babacığım benim. Kurgun. Zaten sonra sana nasıl baba diyebilirim? Affet oğlum. Yalvarırım beni affet. Asla asla itmeyeceğim, anlıyor musun beni? Asla. Ay aferin Emre, pek güzel oynamışsın vallahi. Ay vallahi çok dokundu bana. Demek o hayırsız senin babanmış, o olsun, iyi yaptın. Sen onca yıl arayıp sorma, şimdi mi geldi aklın başına? Makbuş, film bu, film. Şakacıktan, gerçek değil yani. Ama oğlum, biliyoruz herhalde, dalga geçmesene. Nana, sen de mi? Ne yapayım? İçime dokundu işte. Aferin Aslan oğlum. Çok güzel oynamışsın. Emreciğim, sonraki bölümde ne olacak? Söyleyemem. Yapımcı kimseye söylemeyin diye çok sıkı tembih etti. Ay. Bak sen şu bacaksıza. Yapımcısının sözünü de dinlermiş. Emre'nin oynadığı bölüm bizim için çok önemliydi. Emre diziyi bambaşka bir yere taşıdı. Üstelik bu hafta ilk beşe girdik. Ne kadar güzel. Ancak bir iki bölüm sonra Emre'ye izin verirseniz çok sevineceğim. Yani o daha küçük bir çocuk. Aklı hemen karışıyor. Üstelik dersleri de hiç iyi değil. Kaygılarınızı anlıyorum. Ancak elimizde sözleşme var biliyorsunuz.
Öyle canınız istediğinde bir sıkıldık gideceğiz diyemezsiniz. Emre bu dizinin can damarı haline geldi. Anlıyorum ancak... Emre'ye biraz zaman verin. Bu dünyaya kolaylıkla alışacaktır. Siz de zorluk çekmeyeceksiniz, inanın bana. Ona bir şans verin. Tamam, bunu düşüneceğim. Teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Ne demek, görüşürüz efendim. İyi, İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne oldu abicim? Yok bir şey. Ay gözlerime inanamıyorum. Ne oldu? Şuraya bak, Nana değil mi bu? Evet o. Öf Merve, çeksene şu dergiyi ya, ne gözüme sokuyorsun? İyi iyi, aman be kızma. Kıskanç, ne olacak? Çok güzel çıkmış vallahi. Çok teşekkür ederim. Bu böyle olmayacak. Hiç profesyonelce değil. Nana'nın fotoğrafçısına söyleyin de seni birkaç pozun çeksin. Hayranlarına onları imzalayıp dağıtırsın. Doğru söylüyorsun. Şu hale bakın. Özge bir anda Emre'nin en yakın arkadaşı oluverdi. Emre beni paraya ve şöhrete değişti. Çok acımasız bir hayat bu. Üzülme arkadaşım, üzülme. Telefon çalıyor. Buyurun Emre Bey'in telefonu. Ben asistanıyım. Anlıyorum. Ancak Emre Bey şu anda meşgul. Kendisine ileteceğim. Biz size döneriz. Teşekkürler. Cips reklamında oynamanı istiyorlar. Bir yere not et. Bunu düşünelim. Parası iyi mi acaba? Herhalde. Şaka gibisin Emre. Hadi yürü. Hadi kantine gidelim de hepinize hamburger falan ısmarlayayım. Öyle tatili bitmek üzere. İstemez. Biz yedik. Şu okulun kötü yemeğinden mi yediniz? Hiç de kötü değildi. Emre, istersen telefonla pizza söyleyebilirim. Okula sipariş vermek yasak Özgeciğim. Kimse benim rekantine gelmiyor mu? Biz geliyoruz. Pekala, siz bilirsiniz. Sinir şey yok. Evet. Merhaba. Merhaba. Simge'ye bakmıştım ama. Buyurun oturun, birazdan gelir. Nana'ya iletmesi için bir çek verecektim. Arabayı kötü bir yere bıraktım da hemen çıkmam lazım. Hakan Bey'in odasına baktınız mı? Hayır, o zaman ben bir oraya bakayım. Fırat Bey! Bu fotoğrafları siz çektiniz değil mi? Evet. Beni de çeksene. Çok güzel çekmişsiniz. Bana şöyle bir alıcı gözüyle bak 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 bak. Nasılım? Benim daha görünmeyen ne cevherlerim var bir bilseniz. Ben... Lütfen kurtar beni bu hayattan. Ben de top model olabilirim. Hem üstelik benim boyum 1.75. Nana gibi cüce de değilim. Ondan olursa benden hayli hayli olur. Tamam oldu. Bakarız tabii. Bir dahaki sefere konuşalım bu konuyu. Görüşürüz. Bu bendeki güzelliği alımı, çalımı bir gün keşfedecekler ama... Allah'ım tez göster o günleri inşallah. Gençliğim çürüdü. Şuraya, bir de şuraya. Of, görüyor musun sen şu saf kızdaki talihi? Gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar kısa zamanda her yerde onun resimleri var. Annem Allah çirkin şansı versin derdi hep. Ne kadar doğruymuş. Nana çirkin mi yani? Benimle kıyaslandığında. Vallahi bence çok güzel. Şuraya bir baksana. Aman o Fırat'ın başarısı canım. Merhaba Simge. Merhaba. Biz de senden bahsediyorduk. Kötü değildir umarım. Olur mu öyle şey? Nana'nın çekini getirmiştim. İletir misin? Hakkına ver istersen sen çeki. Olur. Vay canına. Evdeki herkes benden çok para kazanmaya başladı. Bir günlük çekim için bu fiyata? Tabii. Ay Hakan, vallahi senin de dünyadan haberin yok ha. Kız büyük bir reklam kampanyasının yeni yüzü oldu. Ay daha bu ne ki? Nana'nın cep telefonu yok mu? Hayır. Tuhaf ama yok. Gerçekten tuhaf. Kendi de Paris'te tuhaf zaten. Paris'te iş yapan Murat diye bir arkadaşım var. Kendisi ünlü fotomodellerin menajerliğini yapıyor. Buradaymış. Nana ile onu bir tanıştırmak istiyorum da. Tamam.
Birazdan evi arayıp haber veririm. Eğer uygunsa akşamüstü burada buluşabiliriz. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Yok canım, olur mu? O halde ben kaçtım. Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Fırat. Benim fotoğraflarım... Ha, aklımda. Yeni bir şey çıkarsa mutlaka değerlendireceğim. Görüşmek üzere. Sağ ol canım. Bakıyorum da foto modelliğe dönme fikri sana bayağı cazip gelmeye başladı. Neden olmasın? Piyasayı bu yeni yetme şebeleklere bırakacak değilim herhalde. Unutma, benim güzellik yarışmasında üçüncülüğüm var Hakan'cığım. Hah, durdur arabayı. Seni var ya. Çok güzel oldu. Gidebiliriz. Uçuyorum. Gerçi önceden uçuyordum ama olsun. Ünlü oldum, ünlü. Arkadaşlar, size bir şarkı söyleyeyim mi? Dinleyin. Başlıyorum. Hayır! Hey, nereye gidiyorsunuz? Beni dinleyin. Ay şu hale bak. Bu yaştan sonra çocuk gibi azarlıyor beni konsey üyeleri. Neymiş efendim? Buranın düzeni iyice bozulmuşmuş. Herkes dünyaya gidip ünlü olmak peşindeymiş. Çok biliyorsanız gelin kendiniz yönetin canım. Meraklıydım sanki bunca sorunla uğraşmaya. Yüzüm yumuşak, kimseye sözümü dinletemiyorum. Sonda fırçayı ben yiyorum. Şeytan diyor, çek git yerleş dünyaya. Ne halleri varsa görsünler. Ne olacak canım? Kanalların birinde yaparım bir kadın programı, olur biter. O kadarını da beceremeyecek değilim ya. İlişkilerle ilgili tavsiyeler veririm. Sonra güzellik sırları. Senin de hayallerin bile ünlü olmak üzerine Kulina. Oturayım da evimin kadını olayım demiyorsun. Ne o televizyona falan çıkmak ha? Çok konuşma çenebaz. Zaten moralim bozuk. Pardon Kulina. Otur yerine. Vallahi yolarım o tüyleri tek tek ona göre. Ya Kulina, bu korfadan hiç rahat yok. Evet. Bizi yakaladığı yerde şarkı söylüyor. Evet. Hey, bakın size yepyeni bir şarkı. Dünyada duymuştum. Dertli gönüllere giren. İşte benim Zeki Müren. İşte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren. Oh be. Biraz kafamızı dinleyelim. Teşekkürler Kulina. Bir şey değil. Emre, bizim sonraki bölümde ne olacak? Ne bileyim. Hem bilsem de söylemem zaten. Neden? Yapımcıyla anlaşmamız vardı ondan. Hadi arkadaşlar, görüşürüz, tamam hadi. Benim sahnelerim bitti, çıkıyorum. Sen ne yapacaksın? Sınavım var. Geçen gün reklam filminde oynadığım dansçı kızlarla buluşacağım. Okuldan sonra sen de bize katıl istersen. Eve gitmem gerek. Babamlarımızı iyi tutmaya çalışıyorum. Siz bize gelin, çılgın bir ev partisi olur. Olabilir. Kızlarla bir konuşayım da telefonlaşırız. Görüşürüz, görüşürüz canım. Ne? Ben bakarım. Efendim? Aha, merhaba, evet. Benimle mi? İyi de benimle neden röportaj yapacaklar? Tamam. Oraya mı geleyim yani? Tamam, görüşürüz. Ne olmuş kızım? Bir dergi için benimle röportaj yapacaklarmış. Bir de bir menajerle tanışacakmışım. Ah, hadi hayırlısı. Ah nanacığım, her şey o kadar çabuk oldu ki. Çok korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Canım ne gelecek?
Hem şirkette yapacaklarmış röportajı. Anladım da kızım, ne bileyim. Bu işler sana göre mi? Daha dünyayı, insanları yeni yeni tanıyorsun. Aslına bakarsan ben de korkuyorum Makbuş. Canım, bu kadar ödlek olmana ne gerek var? Hadi oradan şarkıcı bozuntusu. Öyle deme nineciğim. Bozuluyorum ama. Bozulursan bozul. Kulina tamir eder seni nasıl olsa. Ey nanacığım, artık ikimizin de amacı aynı. İkimiz de şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladık. Ben de sana iş teklif etmeye geldim. Boşuna zahmet etmişsin. Yeni şarkımın klibinde oynamanı istiyorum. Aman ne şahane. Ama şarkımın sözlerini duyunca fikrini değiştireceğinden eminim. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Yalancının biriydi. Na 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 na. Bana bak Şoker, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama bu şarkıyı asla söylemeyeceksin. Nedenmiş? Bence aranjmanı tamamladıktan sonra listelerde bir numara olacak. Hanımefendinin bir röportajı eksikti. Her şey senin yüzünden bu noktaya geldi Merve. Ay ben ne dedim ayol? Fırat aradığında ne dediğini tam anlasaydın, işlerin bu noktaya gelmesine asla izin vermezdim. Ben ne dedim ya? Bana fotoğraflar onaylandı, tamamdır dedi, o kadar. Bahsettiği fotoğrafların Nana'nın olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi ki. Yani ben ne yapabilirim? Günah koyunu neden ben oluyorum? Günah keçisi o bir kere. Her neyse. Hem sen Nana'dan kurtulmak istemiyor muydun? Tamam işte. O ünlü bir model olunca zaten Hakan Beylerle de yaşamaz ve sonsuza dek ondan kurtulursun. Dur bir dakika. Ben olayı hiç bu yönüyle düşünmemiştim. Ya. Ay ama aramızda kalsın. Yine de ben onu çok kıskanıyorum. Bu kampanyaya benim yerime onun seçilmiş olması beni delirtiyor. Ay şimdi paraya para da demeyecek. Ay ne diyecek acaba? Ay keşke onun yerinde olabilseydim. Hem ben ondan daha uzun ve daha gösterişliyim. Bu dünya haksızlıklar üzerine kurulu vallahi. Ama neyse, her şeye rağmen ondan kurtuluyorum. Ne hali varsa görsün. O burada kaldığı müddetçe bizim evlilik işimiz sadece rüyalarda kalacak. Bir an önce yaşamımızdan çıkmalı. Bir an önce. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Bu şarkıyı söylemene asla izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Şoker Bey evladım, hani şan şöhreti bulunca Nana'yı rahat bırakacaktın? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir nineciğim. Ama bana asla sökmez. Hemen buradan git Şoker, hemen çabuk. Neden kapıya bakmıyorsunuz? Deli mi ne? Kayboldu, açalım. Sen tava yemeyeli çok oldu. Kaşınıyorsun ama ha. Açmıyoruz çünkü senin burada olduğunu kimsenin bilmesini istemiyoruz. Anladın mı? Ama bakın nasıl da ısrarla çalıyor. Ya ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Yapma. Tarkan Bey, Tarkan Bey. Bırak diyorum. Tarkan Bey, Tarkan Bey. Ne zamandır berabersiniz? Çok uzun zamandır. Ama siz de az değilsiniz. Yakaladınız bizi. Ne diyorsun sen? Biz beraber falan değiliz. Yalan söylüyor. Makbuş bir şeyler yap. Evladım çıkın bakayım dışarı. Bu yaptığınız saniye tecavüzdü. Evlilik ne zaman acaba? Ne evliliği ya? Vallahi çocuklar, ben teklifimi yaptım. Ama kız tarafı biraz nazlı. Öyle değil mi nanacığım? Yeter artık Şoker. Şoker, bana taktığı isim ne kadar tatlı, öyle değil mi? Aslında önceleri Şeker diyordu. Ama bu zamanla Şoker'e dönüştü. Siz Nana Hanım'a nasıl hitap ediyorsunuz? Ben ona bez bebeğim diyorum. Nasıl ama? Çok romantik. Ay, çıkın evladım, çıkın Allah aşkına. Vallahi polis çağıracağım. Ahlan adlı bir şarkı üzerine çalışıyor musunuz? Yılın parçası olacak diye iddialarınız var. Hayır, hayır, böyle bir şarkı olmayacak. Olmayacak. Arkadaşlar ama Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Ay yeter, yeter artık. İlişkinizin de göz önünde olması, ilişkinizde ne gibi zorluklara neden oluyor? Yeter artık be, yeter. Hadi dışarı. Arkadaşlar, hadi, hadi, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Evlilik arabesinde gergin biraz kendileri. Ay. Seni mendebur şeytan seni.
Hoşçakal. Hoşçakal. Sınavın nasıl geçti? Tek kelimeyle rezalet. İşte bu çok kötü oldu. Seni mutlaka çalıştırmam gerek. Daha profesyonel bir öğretmen tutmalıyım. Seni çalıştırmanla olmaz. İyi de hiç çalışmadık ki. İnan bana çok iyi öğretirim. Sanki zamanımız varmış gibi. Bütün gün benimle berabersin, görmüyor musun? Uf, canım sıkıldı bak. Şu gileyi bir yarasana. Alo, Gülay. Bir dakika. Alo, Gülay ne haber bebeğim? Evet, çıkıyorum şimdi. Siz ne yaptınız? İnanamıyorum. Kızım, uçmuşsunuz siz ya. Ha bak, ne diyeceğim. O zaman ben eve geçiyorum. Siz de bana gelin, tamam mı? Evet, adresi biliyorsunuz zaten. Takılırız işte, müzik falan dinleriz. Tamam canım, öptüm bebek. Hey, bizi arabayla eve bırakacaklar. Siz de gelsenize. İstemez. Biz sıradan insanlar gibi servise gideceğiz. Ne oluyor ya? Deli gibi kıskanıyorlar seni. Bu kadar belli edilir yani, şaka gibi. Bence de. Ne yapacağım ben şimdi? Aman ne bileyim kızım. Bu Şöker ne yapıp yapıp senin huzurunu kaçıracak bir şey yapıyor işte. Ya Hakan'ın kulağına giderse? Giderse ne demek? Bu akşamdan tez yok. Bütün gazetelerde, bütün kanallarda çıkar artık. Gerçekten mi? E tabii kızım. Bunlar paparazziler. Affetmezler vallahi. Ah kızım, sen iş yerine gitmeyecek miydin? Bu kargaşa da unuttum onu. Hemen gidiyorum. Üstümü de yolda değiştiririm. Aa, gitti bile. Aa, yanıt vermiyor. Bu Volkan bir şeyler çeviriyor ama ne olduğunu çözemedim. Merak etme. Volkan bu işte. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz ki. Aa, hoş geldin nanacığım. Geç otur şöyle. Hemen şimdi gelirler. Peki. Şoker'de, Gorfo'da bu şan şöhret olayına kafayı çok fazla taktılar. Ama oyuncaklar ülkesinden birinin bu kadar ünlü olması bence çok hoş bir şey. Şoker'in şarkısı çok güzel. İyi de yeni bir şarkı yapmış, Nana'ya ithaf etmiş. Bu şarkının altında yatanlar anlaşılırsa bu Nana'nın sonu olur. Yok canım, kim anlayacak? Şoker bence Nana'yı tedirgin etmek için böyle davranıyor. Yoksa... Amacı ona zarar vermek değil. Öyle mi dersin? Tabii tabii. Neyse ki kütüphanedeki sihirli nota kitabını bulamamış. Sihirli nota kitabı mı? Sihirli nota kitabı mı? Bu kitabı ele geçirip bunlarla müzik yapsaydı herkesi etkisi altına alırdı, inanabiliyor musun? Ama onu kütüphanede öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamaz. Sakın kimseye söyleme, tamam mı? Neyi? Aferin, aferin. Nerede bu sihirli nota kitabı? Mutlaka bulmalıyım. Yaratıcılığım bir şarkıda bitti. İkinci şarkıyı bile bitiremiyorum. Mutlaka o kitabı bulmalıyım. Yoksa... Şanım, şöhretim, her şeyim ellerim arasından kayıp gidecek. Nerede bu? Neredesin ey zalim peri? Gittiğin o günden beri ne çiçekler açtı, ne Charleston biberi. Böyle giderse bu şöhret hikayen kısa sürecek Şoker'e, ne dersin? Hiç de bile. İnsanlar böyle anlamsız sözlere bayılıyorlar. Sadece kafiyeli olsun yeter. Burada çalışmana izin verdim ama dağıtmana izin vermedim. Çalışırken adeta kendimi dağıtıyorum. Biz sanatçılar işte böyle bohem takılıyoruz Kulina. Ama merak etme, ben şimdi hepsini hallederim. Anlamaz olur muyum canım? Tabii ki anlıyorum. Ayol, bende de sanatçı ruhu var. Ben gideyim de sen çalış bari. Şoker. Güle güle git Kulina.
anca gidersin. Nerede bu? Ha? Evet, Nana'nın macerası nasıl başladı acaba? Macera? Yani bu kampanyanın yeni yüzü nasıl oldunuz? Bilmem ki. Tesadüf müydü her şey? Sayılır, yani evet. Aslında ben başta istemedim ama... Peki, nasıl bir çocukluğunuz oldu? Ailenizden bahseder misiniz? Ben... Güzel bir çocukluğum oldu, ben... Biraz ara verebilir miyiz? Tabii. Tamam. Emre evladım. Efendim. Neden kardeşinle gelmedin? Ne yapayım? O benimle gelmek istemedi. Benim de servise binecek halim yok herhalde. Ben açarım. Aman siz miydiniz ya? Beğenemedin mi? Bak Emre istediklerini getirdim. Makbu şunları hazırlar mısın? Emriniz olur Emre Bey. Bacak kadar boyuyla adam oldu da başımıza. Tövbe estağfurullah. Hah geldiler işte. Oo, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Kızlar Emre'yi zaten tanıyorsunuz. Bu da asistanı Özge. Eviniz çok şirinmiş. Mersi. Yakında taşınacağız ama. Daha büyük havuzlu falan bir yer bakıyoruz. Öyle mi? Ayakta kalmış, otursanıza. Gel Gülay sen şöyle otur. Siz böyle keyfinize bakın. Çok kötüydü değil mi? Hayır canım, çok normal. Bu senin daha ilk röportajın. Ayrıca hiç de kötü değildi. Sürekli kekeledim ama. İyi de bu bir dergi için yapılan röportaj, hiç önemi yok bence. Yok, ben bu işleri kıvıramayacağım galiba. Aa, hiç öyle şey olur mu canım? Daha acemisin de ondan. Ben güzellik yarışmasında 3. olduğumda ilk röportajımda öyle heyecanlanmıştım ki senin kadar bile konuşamamıştım. Gerçekten mi? Evet. Rahat ol, sakinleş biraz. Harika bir yüzün var. Ve inan bana, çok ama çok iyi bir gelecek seni bekliyor. Bak, birazdan menajerlik yapan arkadaşı Murat'la buluşacağız. O seni rahatlatır, inan bana. Kendini ona bırak yeter. Kısa zamanda her şey değişecek. Nana düşünsene, artık burada değil Paris'te yaşayacaksın. Ay ne kadar güzel. Paris mi? Ama ben burayı çok seviyorum, gitmek istemiyorum. Aa olur mu? Burada bir yere kadar gelebilirsin Nanacığım. Simge doğru söylüyor Nana. Şimdi arkadaşımla buluştuğumuzda her şey aklına yatarsa anlaşmayı imzalayacaksın. 5 yıllık bir kontrat. Nasıl? 5 yıl mı? Hı-hı. Hadi hadi Nana, başına talih kuşu kondu. Dostum nasılsın? Hey Şoker. Şşt! Tarkan sandal olma. Tamam tamam. Hey kızlar! Buraya bakın! En yakın arkadaşım Tarkan sandal! Hey kızlar! Yavaş olun ya! Sakin olun. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. İçecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını. Ya ama
ufakmış. Evren nasıl bu kadar çok değişebildi? Onu tanıyamıyorum gerçekten. Derslerde bir facia yani. Belki de baban dizide oynamasına karşı çıkmakta haklıydı. Baksana Zıpır'ın teki olup çıktı. Ama her dizide oynayan onun gibi olmuyor ki. Bizimkisi şöhreti taşıyamadı besbelli. Makbuş düşünsene, en yakın arkadaşı Özge ve Şoker. Başına taş düşmüş onunla. Bence de. Nana, yepyeni bir hayata başlayacaksın şimdi öyle mi? Aslında ben yani hadi çıkmıyor muyuz? Tamam canım, çıkalım. Hakan Bey, bugün hiç Volkan'la konuştunuz mu acaba? Hayır, telefonunu açmıyor. Öğleden sonra da hep kapalıydı. Ay ben de ulaşamadım da, acaba başına bir şey mi geldi diyorum. Ay yok canım, daha neler. Evi arayıp annesini de telaşlandırmak istemedim. Ya boşuna telaşlanıyorsunuz. Ne olacak canım? Volkan işte bu. Bir yerlerde takılıp kalmıştır yine. Ben onu akşam arayıp seni aramasını söylerim. Yok canım. Ben bir iki tane evrak vardı, onlarla ilgili şey etmiştim, yoksa değil yani. Hadi çıkalım. Volkan, yine bir atlar karıştırıyorsun ama sen nasılsa kokusu çıkar ortaya. Ömrümü yedin ya. Hadi kızlar, çabuk çabuk, hadi hadi. Hadi kızlar. Ne demek oluyor bütün bunlar, söyler misin? Baba. Makbuş, üzülme. Evri bunu çoktan hak etti. Haklısın. Kendini ne sanıyorsun sen? Hollywood yıldızı mı? Eve davet ettiğin kızlar kaç yaşında, sen kaç yaşındasın? Haberin var mı? Oldu olacak havuz partisi de verseydin. Yok. Yarın yapımcıyla konuşuyorum. Bir yolunu bulsunlar. Ve seni bu diziden çıkarsınlar. Artık seni şu diziden nasıl yok ederler bilemem. Gerekirse tazminat bile öderim. Ama oğlumun gözümün önünde bu hale gelmesine asla seyirci kalamam. Beni anlıyor musun? Ama baba, benim istek filmin hiç önemi yok mu? Hayır efendim. Böyle davrandığın müddetçe de olmayacak. Sen öncelikle derslerini düşünmelisin. Beyefendinin aklı beş karış havada. Derslerimi düşünüp ne yapacağım ki? Sen okuduğundan oldu baba. Sabahtan akşama kadar çalışmak zorundasın. Oysa ben hem eğleniyorum, hem herkes beni tanıyor, hem de para kazanıyorum işte. Yazıklar olsun sana Emre. Senden bu sözleri hiç beklemezdim. Demek ben oğluma hiçbir şey verememişim. Ne acı. Ya baba, öyle demek istemedim. Sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne halin varsa gör Emre. Ya babacığım, ben öyle demek istemedim. Ağzımdan kaçtı. Evladım, ne oldu? Yok bir şey. Hadi çitlenme, ben seni yatırayım, gel. Çok çok sağ. Magazin muhabirlerimiz yılın aklını ortaya çıkardı. Son dönemin aniden parlayan postları Tarkan Sandal'la
yeni reklam kampanyasıyla billboardları süsleyen güzel model Nana'yı birlikte görüntüledik. Ahmen adlı bir şarkı üzerine çalışıyormuş. Yılın parçası o yeni iddialarını var. Arkadaşlar aman, Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Bütün bunlar tamamen yalan Hakan. İnan bana. Onun bu evde ne işi var? Hiç. Sadece bu bir oyun, anlamıyor musun? İnan benimle alakası yok. Bu senin hayatın. Beni hiç ilgilendirmiyor, ne yaparsan yap. Ama... Dilediğin gibi yaşamakta özgürsün. Açıklama yapmak zorunda da değilsin. Ama... Ah yavrucuklarım, ah! Bir laf söz dinlemiyorsunuz ki. Şoker'le görüntülerimiz televizyondaydı. Hakan çok üzüldü galiba. Ben de babamı üzecek çok kötü şeyler söyledim. Makbuş, bu şöhret çok da güzel bir şey değil galiba. Galiba. Sizce babam beni affeder mi? Öğretmeninle konuştum Emreciğim. Ne yazık ki karnene iki tane zayıf gelecek. Devamsızlığın da çok, bir de bu dizi işi çıktı. Biliyorsun, ikimiz de babana etkilemeyecek derslerini diye söz vermiştik. Şimdi babana karşı da mahcup duruma düştüm. Ben de öğretmenim, çok üzgünüm. Öğretmeninle konuşup pazartesi günü seni iki dersten de telafi sınavına almasını rica ettim. İnşallah bu kez yüzümü kara çıkarmazsın. Hafta sonu çok sıkı çalış, olur mu? Peki öğretmenim, ama hafta sonu dizi çekimim var. Sen bilirsin hadi. Ama bir tercih yapmak zorundasın. Ya bu dizi işlerine bir son verir, okuluna, derslerine asılırsın... ...ya da ilkokulu bile bitirememiş bir oyuncu olursun artık. Nasıl olacaksa. Nerede bu sihirli nota kitabı? Onu bulamazsam dünyadaki şöhretim tamamen biter. Artık beste yapamıyorum. Halkım benden Ahnana şarkısını bekliyor. Şu sihirli kitabı bir bulursam beste falan yapmama da gerek kalmaz. Sihirli notalarla herkesi etkim altına alabilirim. Nerede bu? Merhaba Şoker. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Çalışıyorum. Beste yapıyorum. Görmüyor musun? Şu sanatçıların işine de akıl sır ermiyor gerçekten. Şey Şoker, kütüphaneyi kapatmam gerekiyor da. Birazcık daha izin ver sevgili kurşun asker de. Şu bestemi bitireyim ha? Beste yapmak çok mu zor Şoker? Oo, hem de nasıl? Aslında senin işini kolaylaştıracak bir şey biliyorum. Ama bunu sana söylemem doğru olur mu bilemiyorum. Aşk olsun. Biz seninle eski dostuz. Kesinlikle aramızda kalacağından emin olabilirsin. Eski dostuz değil mi? Tabii. Bir dakika. Bir dakika. Al. Bak, sana imzalı bir fotoğrafımı vereyim. Bundan kimse de yok. Hadi söyle bakayım. Neymiş o işimi kolaylaştıracak şey? Sihirli nota kitabı. Piero bana kitabın yerini söyledi de. Teşekkür ederim. Ama benim ilham perilerim, benim sanatım, benim yaratıcılığım bana yetiyor da artıyor bile. Sihirli nota kitabına falan ihtiyacım yok. Ben sanatımla bir yerlere gelmek istiyorum. Şoker, gerçekten bazen herkesin sana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sen çok değerli bir şahsiyetsin gerçekten. Mersi cicim. İstediğin kadar çalışabilirsin. Teşekkür ederim. Şey, kurşun asker, sen bu sihirli kitabı gördün mü hiç? Yoo. Sadece şey için sordum. Bir müzik ansiklopedisi yazıyorum da, içeriğini merak ettim kitabın. Bu ansiklopedide o kitaptan da bahsetmek isterim. Kitap dehlizdeki sihirli sandığın içindeymiş.
Belki bir göz atarım. Ben seni rahat bırakayım da sen beste yapmaya devam et Şoker. Sağ ol canım. Güle güle. Anca gidersin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İşte bu kadar. Anana. Deriz. Karne zamanı çok yaklaştı. Eğer notların hepsi pek iyi olursa babam bana bisiklet alacak. Keşke bir an önce üniversiteye başlasak. Sen ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ben resim öğretmeni ya da mimar ya da hemşire olmak istiyorum. Eh yani Yağmur, bir karar ver istersen. Ben müzisyen olmak istiyorum. Müzik ruhum gıdasıdır. Ama konservatuar sınavını kazanmam gerekiyor. Evet, oyuncu olmak için de konservatuara gidiliyor. Ama ilk önce liseyi bitirmek gerekiyor. Babaannem cahillik çok kötü bir şey diyor. Okula hiç gitmemiş, biliyor musunuz? Ne? Okula gitmemiş mi? Ya gitmemiş. Cahillik bu dünyadaki en kötü şey. Her kötülüğün başı cahillik diyor. Emre, hafta sonu programını aldım. Git bu şundan ya. Bahçede oynayalım mı? Biz yemeğe gidiyoruz. Ama sen okulun kötü yemeklerini sevmediğin için gelmezsin herhalde. Sayın Emre Ertürk. Doğru. Programı ne yapacağız? Of ya, bir git. Görüyor musun? Bak saat kaç oldu, hala gelmedi. Kim gelmedi? Ya kim olacak? Volkan. Ay Merve, bozdun vallahi sen de bu Volkan'la ha. Ay bozarım tabii. Kaç gündür ortalarda yok. Kesin bir şeyler çeviriyor. Ama anlayana aşk olsun. Akşam Hakan da evinden aradı ama yanıt vermedi. Bak görüyor musun? Merhaba Simge. İhale dosyası hazır mı? İşte burada. Bana merhaba yok mu Volkan? Ne bileyim, senin sağın solun pek belli olmuyor da. Ya aşk olsun ya. Ben burada senin için meraktan öleyim. Sen neler diyorsun? Neden merak ediyormuşsun canım? Kaç gündür doğru düzgün işe gelmiyorsun. Sonra aradığımızda sana ulaşamıyoruz. Telefonun hep kapalı. Merak ettik seni Volkan. Bir şeyin yok değil mi? Yok canım. Ne olabilir ki? Yani can sıkıcı bir şeyler falan. Biraz yorgun gördüm seni de. Yok. Aksine. Hayatımdan hiç bu kadar memnun olmamıştım. Kendi benliğimi buldum adeta. Ya. Simge. Volkan ruh ikizini mi buldu acaba? Bak buna katlanamam işte. Ben bunun neler karıştırdığını ne yapıp edip öğreneceğim ama. Ay, burası da amma karanlık canım. Neyse, tırsmamak için şarkı söyleyeyim bari. Evet benim. Evet. Fırat sizden çok bahsetti. Anlıyorum. Ben Nana'yı buraya çağırayım isterseniz. Anlaşma hazır öyle mi? Peki söyleyeceğim Murat Bey. Tamam, görüşmek üzere. Ne bu abicim ya? Yüzünden düşen bin parça. Neredesin sen Volkan ya?
İşi öyle bir salladın ki inanılmazsın yani. Telefonlarımızı açmıyorsun. Evde de yoksun. Özür dilerim karıcığım. Dalga geçme oğlum ya. Merak ediyorum seni. Neler karıştırıyorsun yine? Sen beni boş ver de. Asıl senin neyin var onu söyle. Kimdi o telefondaki? Murat Bey. Nana'nın müstakbel menajeri. Bugün Nana imzayı attıktan sonra her şeyinden artık o sorumlu olacak. Şans işte. Allah yürü ya kulum dedi. Bizde de ne yetenekler var ama kimsenin umurunda değil. Ne e'si? Bu duruma pek sevinmişe benzemiyorsun. Yok canım. Kızın başına talih kuşu kondu. Ama onu belki de hiç göremeyeceksin. Paris, Londra, Milano, defileler, reklam çekimleri. Volkan, ben onun gitmesini... istemiyorsun değil mi? Yok, öyle değil de... Tabii onun geleceği bu, ben karışamam. Ama ben onun... Hakan, kıvırma lafı işte, istemediğini biliyorum. Tamam, istemiyorum, ne var? Ha şöyle. Hadi şimdi bana sen neler karıştırdığını söyle. Ben mi? Hiç. Ne kadar güzel. İşte bu kadar. Bunları böyle büyüleyebildiyse müziğim, tüm dünya beni baş tacı yapacaktır. Yaşasın. Devam edin. Çok güzel. Tamam evladım, tamam. Şimdi söylüyorum, tamam. Ne olmuş Makbuş? Ah, Murat Bey seninle anlaşma imzalamak için şirkete gelecekmiş. Hakan da Nana buraya gelsin dedi. Makbuş ben ne yapacağım? Ne yapacağım var mı evladım? Başına devlet kuşu kondu baksana. Ama ben daha gerçek bir insan bile değilim. Hem sensiz çocuklar olmadan, Hakan da olmadan... Yalnız başımın çaresine nasıl bakarım ben? Ama kızım böyle bir şans da insanın başına bir kere gelir. Böyle bir fırsatı tepemezsin sen. Şan, şöhret, bol para. Bunlar çok mu önemli? Önemli olmaz olur mu kızım? Yine de sizlere duyduğum sevgi benim için daha önemli. Tabii canım, işin orası başka tabii. Sevginin önüne değil şan, şöhret, para. Hiçbir şey koyamazsın anacığım. Hiçbir şey koyamazsın. Ne oldu? Konuştun mu? Evet. Ben yayına bölümü yetiştirmek zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Emre sınav falan beni ilgilendirmez dedi. Ne yapacağım şimdi ya? Üzülme, ben seni çalıştırırım. Üf, ne zaman iş programını görmedin mi? Tüm hafta sonu bir saat bile boşum yok. Orası öyle, aman boşver. Zayıf gelirse ikinci dönem kurtarırsın. Ya kolay da öyle. Hadi zil çaldı derse. Geliyorum, sen git. Emre, derslerin bir faciaymış, öyle mi? Şimdi müdürle konuştum. Sorma Kulla, şu dizi yüzünden sınıfta kalacağım. Babam da çok kızgın. Haklı tabii adamcağız. Zorla oynatacaklar değil ya, sen de çıkıver diziden. Öyle kolay değil. Pat diye yarıda nasıl bırakırım? Hem bırakırsam babam çok yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır. Dizinin reytingleri çok yükseldi. Beni hayatta bırakmazlar. Kulina, sen bir şeyler yapamaz mısın? Yani şu derslerim için. Hayır Emre, derslerin için hiçbir şey yapamam. Çalışıp kendin başarmalısın. Ama şu dizi için belki bir şeyler yapabilirim. Lütfen Kulina yap. Babamı çok kırdım. Yağmur, Gamze, arkadaşlarım artık benimle konuşmuyor. Şöhreti sarhoşluğuna kapıldım. Artık kendimi bile tanıyamıyorum. Bana yakışmayacak öyle saçma sapan şeyler yapıyorum ki inanamazsın. Buna bir son vermem gerek. Aferin Emre'cim. Bütün bunların farkında olman bile çok güzel. Nasılsa dizide oynayıp hevesini aldın. Okuluna, derslerine ver kendini. İleride de oyuncu olmak istersen gidersin okuluna, olur biter. Haklısın Kulula. Cahil kalmak istemiyorum. Okumak istiyorum. Madem öyle... Senin dizi işine ilgileneceğim. Teşekkürler Kurda. Tatlım benim. Nasıl buldun? Harika.
Eklemek ya da çıkarmak istediğin maddeler varsa konuşabiliriz. Konuşulacak bir şey yok. Güzel. O halde işte kalem. Bak kalem. Al bakalım. Harika bir hayat seni bekliyor Nana. Önümüzdeki hafta Bora Bora adalarında çekimlere başlayacağız. Ay inanmıyorum. Nana beni de makyajın yapsana. Merve. Şaka ki. Ay Nanacığım, kim bilir seni bir daha ne zaman görürüz. İstanbul'a geldiğinde de otelde kalırsın artık. Evi ne yapacaksın öyle değil mi? Ay ne şahane bir hayat. Ay seni çok özleyeceğiz. İnan bana. Gerçekten. Bunların nesi var böyle? Şoker harika bir beste yapmış Kulina. Bizi adeta büyüledi. Olamaz. Sihirli nota kitabını ele geçirmiş. Ah Şoker ah. Bunu hemen Nana'ya haber vermeliyim. Ama oyuncaklar ne olacak? Ay neyse gidip hemen gelirim. Onlar da huş içinde beklesinler biraz. Şimdi tam zamanı. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Nuran. İşte benim Zeki Nuran. Ay yine ne oldu bunlara? Ne kaçıyorsunuz? Müziğin meclisinden anlamıyorsunuz be. Paris'teki dairem için talimat verildi bile. Büyük ihtimalle Şanzelize meydanına bakacak. Hemen dil kurslarına başlayacaksın. Aha, ayol dil kurslarına gerek yok. Nana'da ne marifetler var. Japonca bile biliyor. Japonca mı? Oho, onda kaç dil var bir bilseniz. O halde her şey iki kat hızla ilerler. Nana, inan bana. Bir yıl içinde dünyanın bir numaralı fotomodeli yapacağım seni. Anlamadım. İstemiyorum. Nasıl yani? Nana, iyi misin sen ya? İyi olur mu ya? Delirdi. Yok, gayet iyiyim. Murat Bey, teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama kabul edemeyeceğim. Düşündüm de ben Makbuş'tan ve çocuklardan ayrılamayacağım. Onlara duyduğum sevgi bana vereceğiniz her şeyden daha önemli. Teklifinizi kabul edemeyeceğim, üzgünüm. Şaşırdın mı sen kızım ya? Ay neleri teptiğini bilmiyor bu salak ya. Of ya. Daha fazla bu saçmalığa dayanmayacağım. Demek kabul etmiyorsun. Ben kabul ediyorum. Ne olur beni getir. Vallahi ne derseniz kabul ederim. Onu yerine beni götür. Olur mu? Ne olur. Neden olmasa ki? Çok güzel model olurum bak. Model, foto model, top model, pop model. Olur her şey olur. Bir bak bana. O kadar cevherler var ki bende tatlım. Lütfen harcama beni. Beni de bir dinle. Ben... Bak pişman olmayacaksın. Gel kaçma, gel konuşalım. Profilden bak ne kadar tatlı. Ay nerede kaldı bu kız? Şirkete gitti, şimdi gelir. Yani ben de sizi anlamıyorum Kulina Hanım. O Mendebur'a nasıl bir şey yapamıyorsunuz? Yapacağım. Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki yıllarca unutamayacak Mendebur. Neden kabul etmedin Nana? Söyledim ya, sizlerden ayrı kalmak istemedim. Ama bu çok büyük bir şanslı senin için. En büyük şans insanın sevdikleriyle yaşamasıdır. Çok seviyorum ya.
anlaştık değil mi Emreciğim? Pazartesi gününe kadar çok sıkı bir şekilde çalışacaksın. Bak senin karneni hazırlatmıyorum, bekletiyorum ona göre. Teşekkür ederim öğretmenim. Göreceksiniz, sizi hiç mahcup etmeyeceğim. Eminim. Çak! Bir bölümde renklikleri yükselttiniz diye havalara girmiştin değil mi? Ne havası? Ne diyorsun kızım sen ya? Dizimiz kaldırılmış. Ne olmuş? Biraz önce reyting sonuçları geldi. İlk yüze bile girememişiz. Dizi yayından kalkmış. Aman Allah'ım, bu olamaz, şaka gibi. Aman çok üzüldüm. Teşekkürler Kuna. Ne gülüyorsun be? İşte amatör salakla çalışırsak böyle olur. Tatlım sıkma canını bu kadar. Başka dizi bulursun. Sersem şey bulurum tabii. Senin gibi amatör müyüm ben? Yalnız gitmeden önce seninle oynamak istediğim çok önemli bir sahne var. Çekilsene be. Hayatta olmaz. Bu sahneyi mutlaka oynamalıyız. Neymiş o? Sözsüz bir sahne canım. Ya, ne yapıyorsun sen? Gel. Aferin Emre, işte bu. Ya nasıl bir şeytan tüyü varsa şu şokerde sürekli herkesi kandırıyor. Ayol beni bile düşünsene. Ya. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Tüm medya bizden bahsediyor. Bundan daha büyük zarar olur mu canım? Yani sihirli nota kitabıyla yaptığı müzikle insanları etkileyebilir mi yani? Etkilemek mi? Bu gece müziğimle tüm dünyayı kendime hayran bırakacağım kızlar. Ay. Oyuncaklar ülkesine bakıp hemen geliyorum. Aa, Kulina. Sevgili oyuncaklarım, nasıl eski halinize geldiniz? Gorfo'nun şarkısı sayesinde. Ya, bir de yaptığım müziği beğenmiyordunuz. Nasılmış? Ay, panzehir gibi. Buldum. Yeni kuracağım rock grubunun adı Panzehir olacak. Ay, sana inanamıyorum Gorfo. Bize bu kötülüğü yapma lütfen. Üstüm işte. Hiç komik değil. Alo? Tamam geliyorum. Bugünlerde işleri biraz ihmal ettim. Beni idare ediver Hakan'cığım, olur mu? Volkan, başın belada falan değil, öyle değil mi? Yok be abicim, ne belası? E peki o zaman bu gizemli tavırlarının anlamı ne, söyler misin? Zamanı gelince söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Onu takip edip ne numaralar çevirdiğini öğreneceğim. Sen haber ver olur mu? Merak etme. Bu gece bu iş çözülecek. Seni arayacağım. Emre'cim sen yukarı çık, şimdi geliyorum. Mutfaktan kurabiye meyve suyu alayım. Birlikte çalışalım, tamam mı? Harikasın anacığım. Alo? Hakan Bey, gözlerinize inanamayacaksınız. Volkan'ın sırrını çözdüm. Hemen buraya gelmeniz lazım, hemen. Ay ayol duymuyorum, biraz bağırın, burası çok gürültülü. Alo? Hakan Bey, adresi veriyorum şimdi. Duyuyor musunuz? Ha? Şimdi? Tamam. Ne olmuş? Merve Volkan'ın neler çevirdiğini buldum. Hemen gelin dedi. Ay, aklım çıktı vallahi. Bu evde yol geçen ana gibi. Biri gidip biri geliyor.
Önüne gelen selamsız sabahsız dalıyor içeri. Ay Makbuş, yeter artık söylendin. Ay bir dur da kafamı toplayayım. Ah, Kulina. Şoker biraz sonra konsere çıkacak, ne yapacağız? Sihirli kitabı ondan almanın hemen bir yolunu bulmalıyız Nana. Biraz sonra buraya gelecek. Nereden biliyorsun? Konsere çıkmadan balı vuracağını söyledi. Benim için bir reklam kampanyası ayarlamış da. Emre. Aman Yağmur, tabii ki o şapşalın kampanyasını oynamayacağım. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi siz aşağı inin. Buraya geldiğinde belki onu kandırıp kitabı ondan almanın bir yolunu bulurum. Eğer kitabı ele geçirirse konsere gidemez. Çünkü Akkuyla'nın dışında tek bir bestesi yok. Böylece sihirle insanları etki altına alamadığı gibi konsere gidemediği için sanat yaşamı da burada biter. Nasıl ama? Vallahi pes dedim oğlum. Zehir gibi maşallah. Tamam, bizim kulağımız kapıda olacak. Böyle ıslık çalmaya başladığımda içirdim, tamam mı? Tamam. Tam zamanda geleceğiz, sakın korkma. Sonrasında rica ederim, bana bırakın. Tabii ki. Hey, buradayım. Volkan nerede? Birazdan görürsünüz. Ne o? Başka biriyle mi yakaladın yoksa? Yok canım, o sıkar biraz. Çok merak ettim, söylesene Merve. Üf, sabredin azıcık. Ne içiyorsunuz? Gelin şöyle masaya geçelim. Hadi gel. Ne haber dostum? Şoker, ne kadar harika olmuşsun. Bu çok büyük bir konser. İnan bana, artık tüm dünya benim etkim altına girecek. İnanırım. Yeni bestelerin nasıl? Aslında aramızda kalsın ama beste falan yok. Ama elimde çok önemli bir güç var. Çok merak ettim neymiş. Biz dostuz öyle değil mi? Tabii ki dostuz. Bak. Sihirli nota kitabı. Sihirli nota kitabı bu. Ne o? Sizin dizi yayından kalkmış. Evet, reytikler yüzünden. Kendini derslerine mi verdi yoksa? Yok canım, ne dersi? Bizimkileri kandırmak için bunlar. Ben de senin izindeyim dostum. Şöhret peşindeyim yani. Bizim reklam işi ne oldu? Hiç merak etme. Her şey tamam gibi. Dostum benim. Volkan ne yapıyor çok merak ettim. Bir an önce gelse bari. Burada canlı müzikte mi varmış? Bilmem. Var tabii. Hem de en alasından. Hadi ya. Simge, Emre'nin diziyi bırakmasına çok sevindim gerçekten. Evet, küçük bir aradan sonra yine beraberiz. Emre'nin işaretini bekleyelim. Sonra kitapla birlikte kaybolursa yanarız vallahi. Ben gidip şu tavamı getireyim mi? Ay ilahi Makbuş. Bir ses mi geldi? Ay. Şşt. Bunlar beni çok bunaltıyorlar Şoker ya. Baksana Nana da modelliği falan bıraktı. Ben seninle takılmak istiyorum. Sen çok akıllısın. Hem de çok başarısın. Biliyor musun, Güley'in arkadaşları sana tapmış. Ne yakışıklı çocuk derler senin için. Evet. Kızlar beni çok beğeniyor doğrusu. Umarım ben de büyüyünce senin gibi yakışıklı olurum. Beni şımartıyorsun Emreciğim. Ama gerçek bu. Şoker, şu sihirli nota kitabına bakabilir miyim? Daha önce hiç sihirli kitap görmedim de. Bilemiyorum. Gitmem gerek. Konserim başlamak üzere. Yoksa bana güvenmiyor musun? Yok canım. Ondan değil de. Dost olduğumuzu sanmıştım. Tabii ki öyleyiz. Tamam. Al bakalım. Olacağım. Nasıl ama? Daha iyice. Evet, öyle. Al kuyunu al. Aferin Emre. Nana. Aferin Emre. Ver onu bana. Gel de al. Seni bacaksız seni.
Bana oyun oynadın ha? Tam da oyuncuymuşsun sen. Boşuna peşinden koşmamışlar senin. Joker, sen çok ama çok oldun. Al bakalım. Al sana. Demek müzik için yanıp tutuşuyorsun ha? Ne oldu, her şey tamam mı? Tabii ki. Babam seni arıyor nana. Efendim? Adresi verirseniz gelirim. Tamam, tamam geliyorum. Hakan beni çağırıyor. Ne yapacaksın? Gittim bile. Aa, dünden hazır ayol. Gençlik işte, gençlik makbuş. Emre, biraz gitar çalmaya ne dersin? Harika olur. Hadi. Hadi. Dandini dandini dastana, danalar mı girdi yine ostana? İstersen kapat kapıları, açma bir daha hiç. İstersen al beni içeri, tut ölene kadar. Ben çoktan hazırım, bana layık gönlüm beyle. Gelmediğin evet, ara.